Şimdi yeni formatlardan bazılarına giriş yapalım. Bu formatlar OGG, OGV formatları. Bunlar da MP4, FLV ve AVI dosyalarından bu bahsettiğim OGG ve OGV formatlarına geçiş convert işlemlerini gerçekleştiren komutları yazacağım. Bu tek komut diğer tüm işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi FFmpeg eksi i düzeltiyorum, tire i, eksi değil bu, tire. Input olarak da ilk olarak AVI'den başlayalım. Videos source input nokta AVI. Libvorbis kullanıyoruz. Output olarak da gene bu klasörü vereceğim. Videos converted içerisinde output 1 nokta, bunu OGG yapalım. Tabii ki arkodek yazmayı unutmuşuz. Şu an çalışması gerekiyor. Evet. OGG formatlı dosyamız burada oluştu. Bazı videoların boyut ve formatına göre encode işlemi uzun sürer. Yani hepsi kısa sürmez. Hatta ne kadar çok kaliteyi yüksek tutmak isterseniz ya da ne kadar çok FFmpeg işlemi gerçekleştirmek isterseniz ve dosyanın büyüklüğü ve bu çözünürlüğün, kalitenin yüksekliği gibi birçok parametreye göre bu encode işlemi uzunluğu değişecektir. Buna göre bir zaman dilimi ayrılması gerekir. Arka planda geliştirilecek sunucu yazılımlarında bu kullanılacaksa buna göre bir düzenleme yapılmalı. Görüldüğü gibi uzun sürüyor. Hatta daha büyük bir dosya olsaydı bu daha uzun sürecekti. Evet, bu OGG dosyamızda sorunsuz bir şekilde oluşturuldu.